Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün 1 Eylül 2024, 3 ay kadar ara verdik. Özledim sizi, etkileşim kurmayı, buraları. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir hayatınızda. Sağlıklısınızdır, hoşsunuzdur. Efendim, ben yokluğunuzda, buranın yokluğunda çok kitap okumadım, kitap çıkardım. Bugün yayında ilk kitabım Kendimi Buldum, Arketiplerle Dönüşüm kitabını biraz anlatmak istiyorum size. Ve kitap yazma yolculuğumu biraz paylaşmak istiyorum sizlerle. Paylaşım üzerine bir yayın olacak bugün. Kitap aslında ön sözde bahsettim. Benim aldığım Jung eğitimi, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un öğretilerinden yola çıkarak yazdığım bir kitap oldu. Bundan yıllar önce hocam Dr. Avigoren Barr benim mentorluğumu, hocalığımı yaptı. Sayısız kavramı var Jung'un. Yani Jung gerçekten çok önemli bir bilim insanı bizim için. Her ne kadar mistik şaman olarak tanımlansa da gittikçe daha çok değeri anlaşılıyor diye düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da daha fazla popülerleşmeye başladı. Ve burada işte eş zamanlılık, anima, animus, bireyleşme gibi kavramları var ya da işte arketipler gibi. Bu eğitim benim için oldukça zor bir eğitim oldu. Hem İngilizce aldığım için hem de kavramlar biraz komplike olduğu için aslında. Analitik psikoloji zaten kendi başına, başlı başına bir derya. Ve bu aslında arketipler eğitimi aldıktan sonra oradaki çabamı da, yoğunlaşmamı da anlattım ön sözde size. Arketipler nedir? Arketipler aslında ilk defa Jung tarafından ortaya konan kolektif bilinç dışı dediğimiz, bizim atalarımızdan miras aldığımız, bilincimizde olmayan bir alanı tarifliyor. Kolektif bilinç dışında yer alan arketipler aslında bir prototip diyebiliriz. Simgeler, imgeler. Ben şu anda size bir kahramanı gözünüzde canlandırın ya da işte bir savaşçıyı çağırın dediğim zaman gözünüzün önüne bir simge geliyor. Hatta buna enerji diyorlar. Bir enerji geliyor. Arketiplerin bazı enerjileri var. Ve sayısız arketip var. Ve ilk defa aslında Jung ortaya çıkarmıyor geçmişte. Platon'dan bu yana birçok kişi ele almış. Jung'un özelliği bizim arketiplerin bilgisiyle dünyaya geldiğimiz ve bunları atalarımızdan miras aldığımız insan yolculuğu serüven baktığınızda birbirine benzerlikler gösteriyor. Yani biz bir kahramanın sonsuz yolculuğu Joseph Campbell'dan esinlenerek de aslında orayı temel alarak da yazdım. Olaylar, örüntüler değişebiliyor ama içinde kullandığımız bir takım simgeler, olayların oluş biçimi, insanın bireyleşme süreci, kahraman olma yolculuğunda geçtiği eşikler benzerlik gösteriyor. Ve bu benzerliklerde biz arketipleri içsel güçlerimiz, iç kaynaklarımız olarak kullanıyoruz. Ve ben de bu kitabı arketiplerden yola çıkarak, onları bir araç olarak kullanıp kendimize nasıl yardım edebiliriz, nasıl özgürleşebiliriz, nasıl daha tatmin bir hayat yaşayabiliriz. Bunun için yazdım aslında kitabı. Kendine yardım kitabı olarak yazılmış sayısız kitap var dünyada. Arketipler konusu hem dünyada da az ele alınmış ama Türkiye'de kaynak olarak oldukça sınırlı, az ele alınmış bir konu. O yüzden kaynakçı olarak da verilmeye başlandı. Basımı itibariyle çok güzel geri bildirimler alıyorum. Siz de seyrediyorsunuz, belki okumuşsunuzdur. Okuduysanız yorumlara mutlaka yazın. Neler hissettiniz? Nelerin farkındalığına vardınız? Aslında buradan yola çıkarak arketipleri içsel güç olarak kullanabildiniz mi? Kullanabiliyor musunuz? Ve
Arketipler, Carol Pearson aslında 12 tane liderlik arketipi olarak ele almış bunu. Ben de oradan yola çıktım. İnsan canlısı sınırsız bir potansiyele sahip ve dünyada da sayısız arketip var. Bunları sınırlamış Carol Pearson ve içimizdeki kahraman kitabıyla ilk 6 tanesini ele almış. Sonra da Türkçe'ye çevrilmeyen bir başka kitabıyla tamamını ele almış. Ben de hem bizim işimizi kolaylaştırmak için, özellikle okuyucu olarak sizlerin işini kolaylaştırmak için ilk kitabımda 6 tane arketipe yer verdim. 1. Gezgin. 2. Fedakar. 3. Masum. 4. Yetim. 5. Savaşçı. 6. Sihirbaz. Bu arketipler bize bazı güçleriyle geliyorlar. Ama aynı zamanda dengesiz kullandığımızda gücümüzü azaltıyorlar. İşte oraya gölge diyoruz. Gölge arketipi, 4 tane arketip söylüyor Jung. Onlardan bir tanesi. Oldukça geniş bir şekilde ele aldım. Genel olarak kendi karanlık yanımız diye çevirebiliriz burayı. Sahiplenmediğimiz, bastırdığımız bir takım fantezilerimiz, sevmediğimiz özelliklerimiz ve çok kolaylıkla kendimizde görmediğimiz ama başkalarına yansıttığımız yanlarımız diyebiliriz. Hatta bazıları kendimizde aslında kötü, olumsuz yanlar değil, bazı olumlu yanları da bastırırız ve görmeyiz. Onlar da gölgeye girer derler uzmanlar. Ve bu 6 tane arketipin bizim hayatımızda bize güç olarak aslında yansıması, bizim hayatımızdaki tatmin olma seviyemizi artırıyor tabii ki ama gücümüzü elimize almamıza neden oluyor. Yani hayatımızda yaşadığımız bir takım olaylarda savrulmuyoruz da dış kaynaktan değil de iç kaynaktan besleniyoruz. Kuşkusuz bu kanalı takip ettiğinize göre şunu çok iyi biliyorsunuz. Büyüme, olgunlaşma, erginleşme dediğimiz süreç İçten dışa doğru büyüyor, içten dışa doğru genişliyor. Biz genelde dış kaynaktan beslenip orada motive olmaya çalışıyoruz. Oysa ki zaten hali hazırda içimizde olan bu arketiplerin gücünü niye kullanmayalım? Karanlığına, gölgesine düştüğümüzde oradan niye çıkmayalım diye düşündüm aslında. Gezgin, içimizdeki gezgin parça aslında kaşif diye de çevrilir. Kendimizi bulmamızı sağlar. Fedakar, dünyaya verici olma tarafımızdır. Cömert tarafımızdır. Masum, mutluluğa erişmemizi sağlar içimizdeki masum. Yani dünyanın iyi bir yer olabileceğine olan inancımızdır. Başımıza ne gelirse gelsin baktığınızda. Ve yetim, yetim aslında bir yetim gibi hissettiğimiz anlar vardır ya, illa anne babasız kalmak anlamında değil de hayatımızda yaşadığımız zorluklarda kendimizi yetim gibi küçük hissettiğimizde karanlığına düşeriz. Bununla birlikte aydınlığı vardır. Yetim bizim zorluklara dayanma gücümüzdür. Savaşçı, içimizdeki savaşçı, mücadeleci tarafımızdır. Kendimizi kanıtlamamızı, kendi değerimizi kanıtlamamızı sağlar. Sihirbazsa olana olduğu gibi aslında kabul edip bir taraftan da yaşamı bir sihirbaz gibi dönüştürme gücümüzü ifade eder. Bu 6 tane arketipin aydınlık ve karanlık yanlarını yazdım bizim için. Ve acaba ikinci altılıyı yazacak mıyım diye düşünüyordum. Hadi kendimi bağlamayayım diye düşündüm. Ama çok fazla talep var. İnşallah fırsat bulduğumda, artık inşallah seneye mi olur, ikinci kitabı da çıkaracağım. İkinci altılıyı da sizlere hediye edeceğim. Aslında buradaki yazma sürecimi biraz anlatmak istiyorum size. Benim gibi iş dünyasında, yani eril dünyada oldukça hareketli, çalışan birinin kendine vakit bulması, yaratması zor oluyor. Hep derim ya, yavaşlayalım biraz diye. Bu yavaşladığım anları aslında bir alan yaratmak, yani mümkün olabilir miydi benim için? Bunu denedim, evde denedim. Gece yazarım genelde.
Yazdım, kenara koydum, bazı şeyleri kenara koydum. Ama bir kitap nasıl yazılır ya? Bu nasıl derlenir? Nasıl bir şey olacak? Yani ben bunu roman mı yazacağım? Yoksa daha didaktik bir şey mi yazacağım? Nasıl bir şey yazacağım? Bu konuda yardıma ihtiyacım vardı. Bir özel editörle çalıştım. Defne Çizaçka, canım benim. Hiç kimseyle temas kurmadığım, kendimi yalattığım zamanlarda aradığım tek kişi oydu. Ve bana alan yaratması, Jung eğitiminden de arkadaşım Defne, şunu çok iyi biliyordu, koçlukta çok iyi bildiği için. Benim potansiyelimi engelleyecek bir süreç içerisinde olmadı. Hep benim ne istediğim, arzu ettiğim hayallerim üzerine odaklanmamı sağladı. Bu anlamda tekrar buradan da çok teşekkür ediyorum Defne'ye. Bir gün yayına konuk alırım. Yazarlıkla ilgili nasıl yazar olacağız, ondan bilgilerini alırız, faydalanırız diye düşünüyorum. Biraz yazdım ve sonra bunları derleyip toparlamak, buna karar vermek kolay olmadı. Ve Çanakkale'de Küçükkuyu, Küçükçetme köyünde bir ev kiraladım. İlk mayasını orada attım ve kendimi yalıttım. Tam bir inziva gibi oldu. 2-3 gün derleyip toparlayamadım. Yazdıklarımın hepsini çöpe attım. Oralarda gerçekten böyle yetimin karanlığına düştüğümü hatırlıyorum. Ve sonrasında bir akışa geçti kitap. Ve ilk bölüm, yani Gezgin'in bölümü tamamlandığında İtaki Yayın Grubu Nova'ya gönderildi bu. Ve sağ olsunlar, gerçekten onların sayesinde bu kitabı şu anda elimde tutuyorum ve hayalimi gerçekleştirdim. Henüz iş dünyasında tanınmış ama genel mass kitlede tanınmamış birinin kitabını yazmak, herhalde basmak ve ücretsiz basmak herhalde çok şey değildi. Kolay elde edilebilen bir şans değildi. Tabii ki buna yer açan, alan açan insanlar vardı. Hepsine çok çok minnettarım. Ve hemen onay aldı. Yazın lütfen, basacağız dediler ve ben devam ediyordum zaten arka planda, kurguda netti yani. Ve biraz İstanbul'da yaptım, planlarımı gece yazdım. Sonra tekrar birleştirememeye başlayınca Anadolu yakasında yine bir ev tuttum. Bir bayram günüydü, aileden de ayrıldım ve Anadolu yakasında Kadıköy'de bir yerde bir çatı dairesi tuttum kendime, orada yazdım. Sonra tekrar Küçükçetme köyüne gittim. Yani fikir olarak 2 sene, brüt net olarak da 1,5 senelik bir emeğin ürününü elimde tutuyorum. Yani bu çok güzel bir şeymiş. Yani hep insanlar anlatır ya, büyük bir adanmışlık, çaba var bu kitapta. O yüzden okursanız çok çok memnun olurum. Size yardımcı olabilirse ne ala. Şimdi kitabın ilk baskısının yarısı bitti ve okuyuculardan geri bildirimler gelmeye başladı. Okuyucu tiplerini de kendi içimde ayırdım. Yani tamamen hızlıca okuyanlar, içinde sorular var, soruları cevaplayanlar, alıştırmalar var içerisinde. Sizin kendinizdeki bu arketipleri keşfetmenizi ve daha iyi kullanmanızı sağlayacak bununla ilgili araçlar var. Onları yapanlar var. Yani bir hızlıca bitirip sonra dönmeyenler var bunlara, egzersizlere dönenler var. Canım okuyucu bazıları da başka araçlar bulup kendine bazı farkındalıklarını ve aksiyonlarını, yol haritalarını yazanlar var. Yani bu paylaşımlar inanılmaz. Benim hem gönlümü hem gözümü dolduruyor baktığınızda. Her birinin içerisinde hem çok küçük bir didaktik kısmı var. Lütfen oraya sebat edin. Yani orayı bilmiyor olabilirsiniz. Oradan biraz yoruluyor olabilirsiniz. Sadece birkaç sayfa. Sonrasında zaten kitap sizi içine alacak. Oldukça akıcı, basit, yalın anlattığımı zaten sizlerden duydum. Siz de bunu takdir ediyorsunuz. İçinde hikayeler var. Bu arketiplerin dünyadan, filmlerden, kitaplardan, ünlülerden yansımaları var. Yani kimde görüyoruz bu arketiplerin güçlü taraflarını ya da karanlık taraflarını, gölgelerini. Hikayeler yazdım. Şiirlerim var içerisinde. Birçok şey var yani. Alıp okursanız ve kendinize dönüp bir baktığınızda bu arketipleri zorlandığınızda
diğerinin acaba aydınlık yanını kullanabilir miyim? Yani müttefik olarak kullanabilir miyim? Örneğin gezginin diyelim ki karanlığına düştünüz. Çok sık iş değiştiriyorsunuz ya da çok sık partner değiştiriyorsunuz. Köklenemiyorsunuz bir türlü. Bu sizin gölgenizi gösterir. Belki fedakar parçanızın aydınlık tarafını kullanabilirsiniz ve yine sihirbazın aydınlık tarafını kullanabilirsiniz. Sihirbazın aydınlık tarafını kullanırsanız o yerde kalırsınız ve olağanüstü güçlerinizi kullanarak kendinizi de etrafınızı da dönüştürmeye başlarsınız. Fedakar tarafınızın aydınlık tarafını kullanırsanız bu sürekli yer değiştiren tarafınız yerine biraz orada kalıp daha fazla verme tarafını kullanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz bizim bütünleşik olarak arketiplere bakmamızı sağlayacak yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapalım? Valla şöyle şiirlerden birini mi okusam? Ne dersiniz? Hangisini okuyayım? Hangisini? Evet. Valla açtım. Yetim. Yetimin şiirini okuyacağım size. Ne zaman yazmışım onu da? 2015 yılında yazmışım. Yanılgı. Bendeki bütün senleri dinamitledim. Şarkılarını bombaladım. En sevdiklerini bile. Yaşanmışlıkları döktüm denize. Anlata anlata bitiremedim. Ben kabardım, o kabardı. Dalgaları yumrukladım. Avucumu acıta acıta. Yüzüne yüzüne vurdum. Üzerine yürüdüm suretinin. Yine de alamadım hıncımı. Bizim meyhaneye gittim sonra. Hüzzamlı bakışlarının yeriydi. Oturttum seni karşıma. Ne kadar küfür varsa bildiğim, saydım ağız dolusu. Şişeyi boşaltıp boğazıma. Fırlatıp attım olduğun yere. Kırıklarını bile toplayamadım. Hayallerimin, dünlerimin. Hesabı ödemeden gittin. Ne güzel yanıldım. Evet, yetimin biraz karanlığının sesini duydunuz herhalde. Efendim iyi yolculuklar olsun. Yorumlar kısmına bırakacağız satış linkini. Alırsanız, okursanız ve görüşlerinizi paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Hayırlı olsun efendim. Sevgiler, saygılar.